Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı çok pratik, oldukça az malzemeli, hele şu döneme çok uygun bir tarif olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Sanırım hepimizin hemen hemen her evde olan malzemelerle olan bir tatlı hazırlamak istedim bugün. Sütlü irmik tatlısı, içerisinde bisküvi olan, inanın tek başına böyle pasta niyetine yiyebileceğiniz harika bir lezzet oldu. Umarım sizler de denersiniz ve bu güzel lezzeti sizler de tatmış olursunuz diyerek tarifime geçmek istiyorum. Bu arada hepimize hayırlı kandiller olsun diyorum. Berat Kandili bugün. Bu videoyu bugün yayınlamayı düşünüyorum. O yüzden şimdiden herkese hayırlı kandiller diliyorum ve geçiyorum tarifime. Tencereme ilk etapta 8 yemek kaşığı toz şeker aldım. Daha sonrasında 8 yemek kaşığı da irmik ilavesi yapıyorum. Ölçümüz sabit. 8 kaşık şeker, 8 kaşık irmik ve 1 litre de süt. Bunları tenceremize alıyoruz. Dediğim gibi oldukça az malzemeli bir tarif. Karıştırıyoruz ve ocağa alıyoruz. Kaynayıncaya kadar karıştırmayı bırakmayın arkadaşlar. Yoksa hem topaklanır hem dibi tutar. Kaynama noktasına yaklaşınca ben evde vanilya şekerim kalmadığı için vanilya aroması ekledim. Kullandığım ürün de bu arkadaşlar. Aslında kahvelere aroma vermek için kullanılıyor ama ben böyle sıvı tatlarda kullanmayı seviyorum. Güzel bir koku, aroma veriyor. Ama sizler şekerli vanilya kullanabilirsiniz. Bu esnada ilave edin. Kaynamasına yakın ilave edin. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle baloncuklar çıkıncaya kadar karıştırarak ocakta tutun. Bu esnadan sonra 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum ve karıştırıyorum. Ocaktan alabilirim artık. Bu haliyle oldukça cıvık tatlımız kesinlikle sizi korkutmasın. Çünkü tatlımız bekledikçe o irmikler içerisinde şişecek ve olması gereken kıvama gelecek arkadaşlar. Kesinlikle daha fazla ilave yapmayın irmik vesaire. Ölçüden şaşmayın yani. Böyle baton kek kalıbımı suyla ıslattım ve sıcak olan irmikli muhallebimi ıslatmış olduğum kalıbıma döküyorum. Bunu hemen sıcakken yapmalısınız arkadaşlar. Çünkü bekletirseniz hemen böyle 5-10 dakikada koyulaşacaktır. O yüzden hemen bu işlemi yapmalısınız. Sıcak muhallebimi döküyorum. Çok hafif üzerini düzelttikten sonra hala sıcakken hemen üzerlerine bisküvi yerleştireceğim. Böyle aralarına. Ben spekülos bisküvi kullanıyorum. Evde bu vardı ama petibör veya kakaolu bisküvi de çok güzel olur. Herhangi bir bisküvi çok yakışacaktır. Böyle aralarına yerleştiriyorum. Dediğim gibi bunu hemen sıcakken yapıyoruz. Yoksa koyulaşacak ve bisküvileri içerisine koyamazsınız. Dediğim gibi çok pratik, az malzemeli. Hem evdeki malzemeleri değerlendirmiş oluyoruz. Ve çok pratik. Hayırlısıyla Ramazan ayı da yaklaşıyor. Sizlere süper menüler, tarifler çekmeye başladım arkadaşlar. Diğer videolarımda da bahsetmiştim. Benden istediğiniz tarifler varsa yine bu tarifi bu videonun altına yazabilirsiniz. Liste halinde tutuyorum ve sizin istekleriniz doğrultusunda tariflerimi çekmeye çalışıyorum. Evet, tatlımı şimdi buzdolabına kaldırıyorum. En az 2 saatliğine. Tatlım buzdolabında bekledi. Ben de şimdi üzerine dökeceğim sosu ayarlıyorum. Ben Türkiye'den almıştım bunu, Çanakkale'den. Bir pasta malzemesi satan küçük bir dükkandan almıştım. Ama sanırım Türkiye'deki arkadaşlar her yerde bulabilir. Böyle hazır pasta jölesi. Frambuazlı benimki. Onu bir kaba alıp çok hafif çırpıyorum pürüzsüz olması için. Daha sonra böyle atılabilen bir sıkma torbasına dökeceğim. Gördüğünüz gibi kıvamı süper.
Ve yine Türkiye'den getirmiş olduğum böyle beyaz çikolatalı bir sosum var. Hatta artık sonuna gelmiş bulunuyorum. Çok üzüldüm bitmesine. Bir dahaki Türkiye gidişimde mutlaka bunu stok halinde getireceğim. Çünkü burada bulamıyoruz bunu. Evet, buzdolabında tatlım 2 saat kadar bekledi. Gördüğünüz gibi kalıp gibi artık çok güzel çekmiş kendini. Şimdi parmaklarımla şu çok hafif kenarlarından böyle hava almasını sağlıyorum. Kalıbımızı ıslattığımız için asla yapışma yok. Sanırım zaten anlaşılıyordur. Şimdi servis tabağıma ters çevireceğim. Ve hava aldırdığımız için kendiliğinden tatlımız çıkacak arkadaşlar. Asla endişeniz olmasın. Çok hafif böyle üzerine vuruyorum bir iki kez. Ama zaten hava aldırdığımız için kolaylıkla çıkacaktır. Böyle bir dakika ancak bekledim ben. Böyle hemen ters çevirince de kaldırmaya çalışmayın. Çünkü biraz o hava almasını sağlayın. Biraz bir müsaade edin. Daha sonra çıkarttım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışma yok. Hazırlamış olduğum jölemi üzerine sürüyorum. Aslında üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Çikolata eritip de dökebilirsiniz. Hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Yani üzeri artık elinizdeki imkanlara ve hayal gücünüze kalmış bir şey açıkçası. Veya hiçbir şey de süslemeyebilirsiniz. Kendi başına bile mükemmel bir lezzet. Üzerine de böyle şeritler çiziyorum. Kalan beyaz çikolatamla. İnanın artık sonunu kullanmış oldum. Ve bir çöp şiş yardımıyla aşağıdan yukarıya böyle çizikler atacağım ki o güzel deseni oluşsun. Evet, artık tatlım servis etmeye hazır hale geldi arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu tarif hakkında? Güzel olmuş mu? Yani gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Şimdi size bir dilimini kesip iç dokusunu göstermek istiyorum. İnanın böyle kalıp gibi çok güzel bir şekilde donmuş. O yüzden başta da söylediğim gibi kesinlikle cıvık görüp muhallebi fazla irmik ilavesi yapmayın. O zaman da çok yerken bile böyle ağızda tok tok kalıyor. O yüzden ben pek sevmiyorum. Ama bu böyle ağızda eriyen, böyle yumuşacık kıvamlı oluyor. Mükemmel bir tarif. Tam ölçülü. Kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. İç dokusu da bu şekilde. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve az önceki bahsetmiş olduğum konuya tekrar değinmek istiyorum. Benden istediğiniz özel tarifler varsa lütfen yorumlar kısmına ekleyin. Ve dediğim gibi ben hazırlıklarıma başladım. Menü halinde çekiyorum. Yani çorbasından ana yemeğinden her şeyine çekmeye çalışıyorum. Sizlere böyle fikir olması amaçlı. Ama istediğiniz tek tarifler mi daha iyi olur yoksa böyle menü şeklinde mi çekmemi istersiniz? Onu da lütfen yorumlarda belirtin ki ben de ona göre hazırlıklarımı yapayım. Evet, tekrar hayırlı kandiller herkese. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.